Edremit'teyiz. Lamia Hanım'la beraberiz. Lamia Arkan Ayak Sağlığı ve Estetik Merkezi. Nerede burası? Edremit Vergi Dairesi'nin hemen arkasında. Lamia Hanım, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Yaptığınız buradaki hizmet neleri kapsıyor? Bize kendinizden biraz kısaca bahseder misiniz? Neler yapılıyor burada? Tabii. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Edremit'teyiz biz. El ayak sağlığı üzerine hizmet vermekteyiz. Ama bunun yanında estetik ve güzellik anlamında da hanımların yanındayız. Öncelikle el ayak sağlığından bahsedeyim. Yaptığımız hizmetin adı podiatri. Avrupa'da ve dünyada aslında çok kabul gören, tamamıyla tıbbi bir hizmet. Bizim ülkemizde de belli başlı noktalarda yapılıyor bir hizmeti. Biz buraya getirdik. Daha evvel İstanbul'daydık. Aynı zamanda eczanemiz de var bizim. Sağlık sektörün içerisindeyiz. El ayak sağlığı konusunda da hastalarımıza yardımcı oluyoruz, destek veriyoruz. Ayakla ilgili aklınıza gelebilecek her konuda, özellikle batık tırnak tedavisi, nasır, sil, mantar tırnak, en büyük problem olan diyabet hastalarının ayaklarının tedavisinde yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Batık tırnak tedavisini tel sistemiyle yapıyoruz, titanyum malzemeyle. Bu tel sistemi sayesinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan hastaları batık tırnak probleminden kurtarıyoruz. Ağrısız ve acısız bir yöntem bu. Tırnak yatağını revize ederek batık tırnak probleminin bitmesini sağlıyoruz. Mantarlı hastalarımızın tırnaklarını çelik uçlarla, frezelerle, elmas uçlu başlıklarla temizliğini yaparak sağlıklı tırnak gelişimini sağlıyoruz. Aynı zamanda nasır ve sil tedavileri uyguluyoruz. Bunlar da ağrısız ve acısız bir şekilde hastalarımızın tedavisi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu konuda Körfez'de sanırım teksiniz, evet, değil mi? Evet, ilkiz, tekiz Körfez'de. Zaten ülkemizde de çok belli başlı merkezlerde olan bir hizmet bu. Biz de İstanbul'da bu hizmeti veriyorduk. 4 sene önce buraya yerleştik, Edremit'e yerleştik. Eczanemizle beraber bu sağlık hizmetinde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika, sık sık Ayvalık'a da gelip gidiyorsunuz, görüyoruz evet, sizi. Evet, Ayvalık'ı çok seviyoruz. Ayvalık'a çok sık gidip geliyoruz. Ayvalık'tan da bizim hastalarımız var. Onlar da bize gelip gidiyorlar. Ayvalık'la temasımız yoğun. Bizim aracılığımızla izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Ayak sağlığı çok önemli. Doğduğumuz ilk adımı attığımız ayaklarla şu an tüm yükü taşıyan ayaklar aynı ayaklar. O yüzden ve en az gördüğümüz, en az ilgilendiğimiz nokta ayaklarımız. Aynen, ihmale gelmez. Aynen, o yüzden ayaklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Özellikle diyabet hastasıysanız, şeker rahatsızlığınız varsa, basınç bozukluğunuz varsa, burada yapacağımız minicik bir podografik ölçümle tabanınızdaki problemi görüp ona göre tabanlık desteği alabilme şansınız var. Muayenelerimiz ücretsiz. Biz özellikle okullara gidip İstanbul'da da çocuklara tırnak kesimiyle ilgili bilgiler veriyorduk, ayak sağlığı ile ilgili. Burada her zaman herkese kapımız açık. Muayene ve teşhis anlamında da seve seve yardımcı oluruz hastalarımıza. Harika. Muayene ücretsiz dediniz. Evet, doğru ücretsiz mu anladım? Evet, evet, ücretsiz. Aa, çok güzel. Peki size bir sorum daha olacak. Mesela bu ayak sağlığı ve bakımı için genel olarak insanların evde uygulayabileceği yöntemler var mı? Evet. Mesela neye dikkat etmeliler günlük ya da? Öncelikle en önemli nokta ayak tırnaklarının her zaman düz olarak kesilmesi. Kesinlikle olay bir şekilde ayak tırnağını kesmemek gerekiyor. Eğer ayaklarımız nemliyse, gün içerisinde ayakkabımızda çok fazla kalıyorsa nemi ayakta barındırmamak lazım. Nem olduğu sürece mantar oluşumu için zemin hazırlanıyor. Ayaklar banyo yapıldıktan sonra iyice kurulanmalı. Gerekiyorsa saç kurutma makinesiyle parmak araları kurulanarak çorap bu şekilde giyilmeli. Pamuklu çorap %100 tercih edilmeli ve biz hastalarımıza gümüş ya da bambu da dokunan çoraplarla da destekliyoruz yani dolaşım için. Çorap seçimi çok önemli. Ayakkabı seçimi tabii ki ayrıca önemli. Tabanı kalın, burnu geniş ayakkabılar seçmek gerekiyor. Ama en önemli adım önce doğru tırnak kesmeyi öğrenmek. Sayenizde birçok şeyi yanlış yaptığımı öğrendim. Bundan sonra düzelteceğim. Evet. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz.